TV ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Gündem Özel programı ile karşınızdayız. Hemen konuğumu tanıtacağım. Akademisyen Profesör Doktor Ulvi Keser bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Öncelikle girişte biraz kendinizi tanıtmanızı, kitaplarınız var, kitaplarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Kıbrıs çalışıyorum. Kıbrıslı bir akademisyenim. Kıbrıs sevdalısıyım. Kıbrıs'ın özellikle son 100 yılıyla ilgili çalışıyorum. Son dönemde biraz daha işin, Kıbrıs'ın psikolojik harekat boyutu, psikolojik algı operasyonu boyutu, propaganda boyutu, Kıbrıs özelinde, Doğu Akdeniz genelinde istihbarat faaliyetleri, sanayi casusluğu faaliyetleri, yani intelijans, espiyonaj faaliyetleri üzerinde duruyorum. 24 saatim bununla geçiyor. Sizi peki bu kadar Kıbrıs tarihini yazmaya iten şey neydi? Burası Pandora'nın kutusu gibi. Açtıkça içinden yeni matruşkalar çıkıyor. Bilinsin istiyorum. Tabii belki de konuşacağımız konunun özü bu. Nedir o? Burada Kıbrıslı Türkler bir meşruiyet ve mevcudiyet mücadelesi veriyorlar. Çok geriye gitmeden son 100 yıl böyle olmuş. Ne demek? Meşruiyet, yani hukuki varlığımızı ispat etme çabası içindeyiz hala burada. Biz varız diyoruz ve bizi görmezden geliyorlar hukuki anlamda. Yani meşruiyet kavgamız bu. 1900'lü yıllarda da böyleymiş, 1920'lerde de böyle, 30'larda, 40'larda, 50'lerde bizi yok sayan bir zihniyet var karşıda. Bir de mevcudiyet kavgası veriyoruz meşruiyetin dışında. Yani fiziki varlığımızı da gösterelim mücadelesi veriyoruz hala. Yani burada yaşayan artık cemaatten halk olmuş Kıbrıslı Türklerden bahsediyoruz. 75'te federe devlet olmuş, 83'te cumhuriyet olmuş. Bizi hala görmüyorlar. Dolayısıyla yaptığım çalışmalar esasında adadaki meşruiyetimizi, yani hukuki varlığımızı ve fiziki varlığımızı güçlendirmek için çakılan çiviler gibi, öyle değerlendiriyorum. Sadece kendi yaptığım çalışmalar için değil, bu adada Kıbrıslı Türklere yönelik, Kıbrıslı Türklerin yaptığı her türlü faaliyet, siyasi faaliyetler, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler bizim buradaki varlığımızı güçlendiren perçinler gibi. Dolayısıyla bunların arkasındayım. Bu tip faaliyet yapanlara da elimden geldiğince destek oluyorum. Kendi çalışmalarımı da böyle değerlendiriyorum. O yüzden belki de böyle bir aşk, bir heyecan var. Yapayım, bir şeyler koyayım önlerine diye. 24 saatimi de bununla dolduruyorum. Peki sizce biz ne kadar tarihi biliyoruz, Kıbrıs'ın tarihini gençler olarak da? Çok somut evet hayır gibi bir cevap verilemez buna. Ama özellikle son dönemde bir rahatlık var, bir rehavet var. Bu rehavet, iğneyi de çuvaldızı da kendimize batıralım. Yani Kıbrıs Türk halkına batıralım, yukarıdan aşağıya. Hı hı. Devleti yöneten siyasi erkte de var, sivil toplum örgütlerinde de var, kamuoyunda da var genel anlamda, sokaktaki vatandaşta da var. Dolayısıyla bunu işte öğretmen anlatmıyor, çocuklar öğrenmiyorlar gibi kısır bir çekişmenin veya dar bir alanın içerisine sokmanın alemi yok. Genel anlamda belki de 74 ile beraber biz mücadele etmemiz gereken yeni alanlar çıktığını ya unuttuk ya hala farkında değiliz. Hani diyor ya Mustafa Kemal 9 Eylül 1922'de silahla mücadelemiz bitti diyor İzmir'de. Bundan sonra kalemle mücadele edeceğiz, bir de sabanla, yani ekonomik gücümüzle mücadele edeceğiz. Biz 74 sonrasında bunu biraz unuttuk gibi. Hep söylediğim bir şey var, Andorra değiliz biz. Yani böyle Fransa-İspanya sınırında al gülüm ver gülüm, bütün dünyanın gıptayla baktığı, işte parfümeri satışından, efendim mücevher satışından inanılmaz paralar kazanan, kimseyle derdi olmayan, bir tarafında Fransa'nın, öbür tarafında İspanya'nın olduğu böyle bal kaymak bir ülke değiliz. Cadı kazanın orta yerindeyiz. Akdeniz'deyiz. Akdeniz'de de Doğu Akdeniz'deyiz. Bu coğrafya sıkıntılı. Bu kadar sıkıntılı bir coğrafyada bizim dünümüzü iyi bilmemiz gerekir. Yani bu devlet, az önce söylediğim cemaatten halka gelen
o yol çok da kolay değildi. Kıbrıs Türk toplumuyduk. İşte Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu kurduk. Kıbrıs Türk Yönetimi kurduk. Efendim otonom Türk Yönetimi kurduk. Federe devlet kurduk. Cumhuriyeti kurduk filan. Arada siyasi partiler kurduk. Katak kurduk. Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu kurduk vesaire. Bir şey olalım diyeydi bu mücadele. Adım adımdı böyle. İğneyle kuyu kazar gibiydi. Kazdık kuyuyu. Sonuçta da o cemaat, o yığın, o kütle halk oldu. Şimdi Kıbrıs Türk halkıyız. Kıbrıs Türk toplumundan çıktık. Ama dönüp geriye bakılması gerekir. Kim yapacak? Kim yapacaksa, yani en yukarıda siyasi erkten, yani ülkeyi yöneten siyasi iradenin her ferdinden sokaktaki her vatandaşa kadar dünü iyi görmek lazım ki nasıl bu noktalara geldik kafamızda iyi oluşsun ve devletin kıymetini bilelim. Anlattığım örnek vardır, böyle Romalı general var, Cato. Hukukçudur aynı zamanda ve çok iyi bir hukukçudur. Roma Senatosu'nda farklı konularla ilgili konuşurken son cümlesi hep Kartaca yıkılmalıdır olurmuş. Yani konuştuğu konu ne ile ilgili olursa olsun son cümle Kartaca yıkılmalıdır olurmuş. Yani ezeli ebedi düşmanları Kartaca'dan bahsedermiş. Bilinçaltına o subliminal mesajı verirmiş Cato. Ve hakikaten Kartaca'yı yıktılar. Bizim böyle yıkalım anlamında düşündüğümüz bir şey yok. Yani mecazi anlamda veriyorum örneği ama nerelerden geldiğimizi unutmamak lazım ki tenkit ederken, eleştirirken, hangi seviyede eleştirirsek eleştirelim, dünü iyi görmekte fayda var. Ha, görebiliyor muyuz? Sağlıklı görebildiğimizi düşünmüyorum. Peki Türkiye'nin desteğiyle ülkemizde atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçmişten günümüze baktığımızda örneğin su master planı güzel yurt için çok önemli bir proje olduğundan bahsediliyor veya Ercan Havalimanı gibi projeler. Şimdi Cumhuriyet'in ilanıyla beraber 100 yıllık süreçte, yani 23'ü alırsak işte Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı, bu 100 yıllık sürecin içinde çok istisnai bir dönem ya vardır ya yoktur. İşte 50'lerde vardır mesela. Şanssız bir şekilde Demokrat Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı bizim Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur. Çünkü orası İngiliz toprağıdır gibi bir cümle sarf etmişti bir özetin içerisinde. Onu çıkarırsak, özellikle de 1950-55 arasını, hatta 50-57'yi çıkarırsak, 22'den itibaren, hatta daha da geriye gidilebilir, milli mücadele sürecinin içi bile dahil edilebilir buna, Türkiye'nin Kıbrıs'la bağı, irtibatı, ilişkisi çok yakın, çok sıcaktır. Yani en zor şartların içerisinde her türlü desteği Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya verir. 23'ten itibaren buraya devletin akil adamlarını göndermişlerdir. 23-38 arasında örneğin Mustafa Kemal gönderir buraya. Darül Bedai'den, Darül Fünun'dan, Himaye-i Etfal'den, yani şimdiki Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan, Hilal-i Ahmer'den, Kızılay'dan yetkilileri gönderir. Burada psikolojik algı operasyonu yönetirler. Lozan sonrasında örneğin, yani her ne kadar ada İngiliz toprağı olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağı hiçbir şekilde kopmaz. 37'de 38'de Hamidiye okul gemisini gönderir. Hem İngilizlere mesaj verir hem Fransızlara. Kıbrıslı Türklerle bağımız son derece yakındır. Ayağınızı denk alın mesajıdır mesela 38'de. 50'lerde dediğim gibi bir sıkıntılı süreç vardır ama 57'den itibaren o 50-57'yi yaşatan hükümetin, yani Menderes hükümetinin 57 sonrasında inanılmaz farklı bir bakış açısı vardır. Güvercin siyasetinden Şahin siyasetine geçer ve gerçek anlamda Kıbrıs Türk mücadelesinin de arkasında durur Menderes ve özellikle Fatih Rüştüzorlu, dönemin Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla dünden bugüne gelirken siyaset üstü düşünerek söylüyorum. Türkiye'de hangi iktidar olursa olsun, ha burayı anlamakta güçlük çekerler. Bunu hep yaşarız, hala da yaşıyoruz. Yani gerçek anlamda Kıbrıs'ın Türkiye'de anlaşıldığını da düşünmüyorum. Ama iyi niyetinden de hiç kimsenin tereddüt etmiyorum.
Türkiye buraya her türlü desteği verir. Son dönemde de verir. İşte kim ne derse desin, Anamur'dan Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilen su inanılmaz bir projedir ve Türkiye dünyada da tektir. Ha, gerekli önemi verdik mi, gerekli hassasiyeti gösterdik mi, olması gerektiği gibi kullanıyor muyuz? Maalesef o konuda çok olumlu değilim ama o proje tek başına son derece önemlidir. Suyun realite olmasının ötesinde örneğin psikolojik olarak da önemlidir. Neden? Çünkü bu proje daha 1950'li yıllarda ısıtılmış ve bizim gündemimize hem Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemine hem de Kıbrıslı Türklerin gündemine gelmiş ve 1959'da örneğin daha Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce Başpiskopos Makarios bu suyun Türkiye'den getirilmesi psikolojik anlamda adanın Türkiye'ye bağlanması demektir diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunu engellemeye yönelik lobi faaliyetlerinin içerisine girmiş. 1959'da daha Kıbrıs Cumhuriyeti yokken aynı şeyleri 60 sonrasında da görürüz. Dolayısıyla bu projeler bizim için son derece önemli projeler. Siyaset üstüdür, öyle değerlendirmek gerekir. Ercan da öyledir. Yani en başta söylediğim şey zaten bu açıdan önemlidir. Yani 74 sonrasında otonom yönetim ardından federe devlet ve cumhuriyetle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buraya yaptığı bütün yatırımlar burada bizim varlığımızı güçlendirmeye yöneliktir. Refah seviyemizi yükseltmenin ötesinde. Dolayısıyla önemlidir. Bizim dışımızdaki dünyaya da yani en azından kağıt üzerinde sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınan, bunu çok önemsemiyorum. Bir ülke olarak son derece önemlidir. Neden önemsemiyorum? Çünkü bizi tanımayan onlarca ülkenin örneğin yüzlerce öğrencisi şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim üniversitelerimizde okuyor. Yani bu üniversiteler akredite olmasa, bu üniversiteler resmi anlamda, hukuki anlamda kabul görmese, Japonya'dan, Nijer'den, Nijerya'dan, Gabon'dan, Ukrayna'dan, Rusya Federasyonu'ndan, Azerbaycan'dan öğrenciler buraya bizim kara kaşımız, kara gözümüz için gelir mi? Gelmez. Yani kalenin duvarında bizimle ilgili tanımazlık, istemezlik duvarında, Çin Seddi gibi önümüze yığılan o duvarda biz diplomasinin dışında üniversitelerimiz vasıtasıyla muazzam bir gedik açtık. Bunu farklı alanlarda da yapabiliriz. Başta söylediğim gibi yani sportif faaliyetlerimizle, kültürel faaliyetlerle, sanatsal faaliyetlerle, bilimsel faaliyetlerle de yapabiliriz ki küçük küçük adımlar da var. Yapılması gereken ne? Bunu yapanlara devletin, sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun destek olması. Azerbaycan'ın attığı bir adım vardı. Rusya'nın da burada temsilcilik açması gündemde. Gidişat nereye doğru peki sizce? Ondan bir şey çıkmaz. Yani Türk dünyasıyla ilgili ilişkiler şu anda gayet iyi gidiyor. Hı hı. Diplomasi zor zanaattır. Çok kolay değildir bunlar. Çetrefillidir, sıkıntılıdır. Sabırlı olmak gerekir. Ama yolun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim arkamızda bir gücün olması bizim moral motivasyon seviyemizi yükseltir. Dolayısıyla Türk dünyası içerisinde işte Azerbaycan'la başlarız, başka ülkede olur vesaire. Bunlar güzel, olumlu adımlar. Hı hı. Geç kalınmış adımlar esasında. Ama Rusya'nın burada açtığı büro bir temsilcilik değil. Yani oradan bir şey çıkmaz. O hukuki anlamda bizi tanıyor tanımıyor gibi tartışmanın içerisine sokmamak lazım. Sadece buradaki realiteyle ilgili yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşlarının bürokratik faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik bir adım. Buradan sempatik bir yorum yaparak acaba bizi tanır mı gibi bir şey çıkarmak çok kolay değil. Uluslararası ilişkiler de çok çetrefillidir. Yani Ortodoks kiliseye bağlı Rumlardan bahsediyoruz. Ortodoks kiliseye bağlı Ruslardan bahsediyoruz. Burada bir defa dini bir bağlantıları var. Kenara koyalım. Öbür tarafta Akel'den bahsediyoruz. Potansiyel olarak her zaman iktidarda Rum tarafında. Genel anlamda hoş dünyada komünizm yıkıldı ama nereden
talimat veya direktif veya nereden yönlendirme alırdı yıllar boyunca? Moskova'daki Komünist Parti'den. Yani siyasi anlamda da bağlantısı orada. Güney'in Ruslarla bağlantısını zaten söylemeye gerek yok. Yani Limassol artık Limassolgrad haline gelmiş Ruslar yüzünden. Oradaki ekonomik faaliyetler, illegal kısmını söylemiyorum. Ekonomik faaliyetler vesaire. Putin'in Güney Kıbrıs'a bakış açısı vesaire. Bütün bunların içerisinde Rusya Federasyonu en azından şu anki konjonktürde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik yapar mı? Vallahi gözünü karartıp yaparsa çılgınlık olur diye düşünüyorum Doğu Akdeniz'de. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, öbür tarafta İngiltere adaya yönelik olarak böyle bir şey. Şu anda mümkün değil. Dolayısıyla çok üzerinde konuşmamak lazım. Mümkün olmasa da yine de bir Güney Kıbrıs'ın bu durumdan rahatsızlığı var. Kesinlikle ama rahatsız. Çünkü bizimle ilgili faaliyetler, bizimle ilgili yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili faaliyetler hala zaten asgari müşterekle buluşamamamız da o yüzden değil mi? Hala adanın işgal edilmiş kuzeyi olarak değerlendiriyor. Hala bunu. Yani realiteyi hala görmüyor. Burada bir devlet var. Burada bir devlet var. Bu devletin sen kabul etsen de etmesen de Güney Kıbrıs veya Avrupa Birliği kendi anayasal sistemi var. Demokratik yapısı var. Kendi Cumhuriyet Meclisi var. Kendi sınırları var. Kendi bayrağı var. Bundan geri adım atmak söz konusu olabilir mi? Bundan geri adım atılmaz. Yani bir devlet, devletliğinden vazgeçer mi? Böyle bir şey söz konusu olmaz. Zaten o iyi niyetin içinde olunmaması da işte belki konuşacağız. Avrupa Parlamentosu'nun raporuna da yansıyor. İki yüzlülüğün raporudur. Aslında sadece Kıbrıs'la ilgili kısmını konuşacak olursak. Neden rahatsız olur? Rum, çünkü adanın kuzeyini de kendisine aitmiş gibi görüyor. O devleti, yani Kıbrıs Cumhuriyeti devletini 21 Aralık 63 ve sonrasındaki silahlı Rum saldırılarıyla devletin İçişleri Bakanı, kendi topraklarına, kendi vatandaşlarına ırk ayrımı, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmaksızın güvence altına alması gereken devletin İçişleri Bakanı, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kastediyorum, İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis'in illegal derin devlet yapılanması Akitas yıkmadı mı? İki yüzlüler, o devleti yıkan ben miyim? O devleti siz yıktınız. O devleti siz yıktınız. Şimdi adanın işgal edilmiş kuzeyinden bahsediyorsunuz. Sanki babanızın malıymış gibi. Dolayısıyla onların o teranesi de Rum'un böyle boş, hiçbir yere varmayan, uzlaşmadan uzak yaklaşımı da masada bir çözümü getirmez. Getirmedi zaten. Yani 67'den bu yana hiç getirmedi. İşte en son 2017, 50 yıl geçmiş üzerinden. O masadan bir şey çıkmaz. Çünkü bizi görmüyorlar. Biz yoğuz. O masada biz yoğuz. Hep ben, ben. Masa ne demektir? Görüşmek için neden masaya oturursunuz? Diplomasinin birinci şartıdır ve bunu çocuk bile bilir sokakta. Eğer oturuyorsanız, eğer elinizi uzattınızsa bu ben pazarlığa açığım demektir. Vereceğim demektir. Vereceğim ama alacağım da demektir. Hayır, ben bir şey vermeyeyim, hep alayım. Öyle de alışmışlar. Bir dönem öyle alıştılar. Bir dönem hep öyle alıştılar. Ama öyle değil artık. Burada bir devlet var. Evet. AP'nin raporundan bahsettiniz. Raporda özellikle PİLE kısmı dikkatimi çekti. Orada PİLE ile ilgili PİLE'de yapılanları kabul edilemez olduğuna dair görüş vardı. Ancak baktığımızda Rum kesimi Güney Kıbrıs'ın ara bölgede yaptığı üniversiteler vesaire ortada. Yani rapor sanki Rumları destekler gibi bir... Gibisi fazla. İki yüzlülük var burada. Hipokrisi var. Hep var. 1950'de nereden nereye geldiğimizi gösterme anlamında da önemli. 1950'lerde Yunanistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Genel Kurul'a Kıbrıs Adası'nı bana verin diye müracaat ettiğinde defalarca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul, birincisi bu uluslararası bir sorun değil, ikincisi bizi ilgilendiren sorun hiç değil dedi. İlla ki sorun diyorsanız gidin Türkiye ile oturun anlaşın dedi. 1950'lerde Birleşmiş Milletler'in dahil olmadığı bir konu
Bugün Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği tarafından gözümüze sokuluyor. İki yüzlülük var. 64'te buraya Birleşmiş Milletler barış gücünü gönderdikleri günden itibaren de iki yüzlülük var. 2004'te Annan referandumunu görüştüğümüz dönemde de var. Yani utanmadan, sıkılmadan o raporu hazırlamışlar burada. Ve diyor ki yasa dışı ayrılıkçı oluşum diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olarak. Siz değil miydiniz 2004 Annan referandumu döneminde evet deyin, sizi Avrupa Birliği'ne alacağız diyen? Taahhütte bulundunuz Avrupa Birliği olarak. Siz ciddi bir kuruluş musunuz? Evet öyleyiz diyorsanız o taahhütler, ağzınızdan çıkanlar, yazıya dökülenler, arşiv ve kayıtlara geçenler de sizin tapu senediniz. O zaman sözünüzün arkasında neden durmadınız? Hayır diyen Rumları tek yanlı olarak Avrupa Birliği'ne aldınız. 60 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan anlaşmalara aykırı olarak uluslararası anlaşmalar iki toplumun onayı sonrasında geçerlidir denmesine rağmen hala diyorsun Kıbrıs Cumhuriyeti'yiz. Dolayısıyla neresinden bakarsanız tutarsız bir durum. Ve ayrılıkçı şey diyor, ayrılıkçı yasa dışı ayrılıkçı oluşum filan bir şey diyor. Yasa dışı ayrılıkçı. 2004'te öyle demiyordun. 2004'te Avrupa Birliği'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni alacağınızda yasa dışı ayrılıkçı oluşum değildi. Bugün mü oldu? Bugün mü oldu? Yani pes demek lazım. Birleşmiş Milletler barış gücünden bahsediyordunuz. O noktada da sürekli tek taraflı bir yenileme var, süreyi uzatma var. Şehir içinde konuşlanması var o BM barış gücünün. Bir de bir şey, şuna değinmek istiyorum. Pile'de yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda daha sonra yine bir saldırı gerçekleşti askerlere karşı. BM barış gücünün misyonu barışa hizmet etmek diye biz biliyoruz. BM barış gücü barışa artık ne kadar hizmet ediyor, neler oluyor o noktada? Şimdi Birleşmiş Milletler barış gücü denilen misyonu nereye gönderir? İhtilaflı bölgelere gönderir. Ya peacekeeping ya peace maintaining vardır. Ya barışı korumak için gönderir ya da barışı yapılandırmak için gönderir. Şimdi soruyorum. 74 itibarıyla bu adada sınırımızı çekmişiz. Hukuki devletin sınırı var. Bir, ihtilaf nerede? Bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle sınır boyunda bir ihtilafımız, bir sorunumuz var mı? Yok. İki ülkenin karşılıklı güvenliği sarsacak, uluslararası sorun olarak ortaya çıkabilecek bir çatışması veya muhtemel bir çatışması var mı? 74'ten bu yana neredeyse 50 yıl geçti. Yok. O zaman Birleşmiş Milletler barış gücünün en azından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, en azından Kıbrıslı Türkler için misyonu 20 Temmuz 74 sabahı bitmiştir. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Çünkü ortada bir ihtilaf yok. Dolayısıyla adanın güneyinde görev yapabilirler. Orada birileri için çalışabilirler. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili burada olması aslında sinsice bir planın parçası. Yani az önce söylediğim o subliminal mesaj, yani bilinçaltına. Kıbrıs bir sorun adası. Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar bir ihtilafın içerisindeler. Birleşmiş Milletler barış gücü de orada bunun için görev yapıyor. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili kim adım atacaksa devletin yetkili mercileri atsınlar adımlarını ve çıkarsınlar bizim topraklarımızdan en azından veya hatlarını bildirsinler. Burada yapabilecekleri, yapacakları hiçbir görev yok çünkü misyonlarıyla ilgili bir iş yok. Peacekeeping, barışı koruma, neyi kimden koruyorsunuz? Burada bizim kendi hukuki meşru askeri gücümüz var. Kıbrıs Cumhuriyeti hala devam ediyorsa, onu iddia ediyorsanız 1960 anlaşmalarıyla gelen Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı da var, 650 kişilik. O zaman sorun nerede? Barışı temin etme anlamında. Savaş sonrası dönemde değiliz ki. Yani Ruanda'da değiliz. Somali'de değiliz.
Eski Yugoslavya'da değiliz. Hoş orada ne yaptıklarını da herkes biliyor. Dolayısıyla burada bir yıkıntının, bir iktidar boşluğunun, burada güvensiz bir ortamın üzerinde barış gücü gelmiş de aman kavga etmeyin gibi bir misyon mu edinmiş şu anda? Yok. Dolayısıyla bizimle ilgili hiçbir faaliyeti söz konusu değil. 74-20 Temmuz'u itibarıyla. Evet. Birleşmiş Milletler'in aslında bu tavrı da belli. Ayrımcı tavrı aslında ortada. Tabii. O yeni bir şey değil ki. Bu yaşananlardan sonra biz bunları dış aktörlere karşı kendimizi daha iyi ifade etmek için ya da kendimizi daha iyi nasıl ifade edebiliriz bu yaşananları kullanarak? Şimdi Birleşmiş Milletler barış gücü dümdüz bir çerçeveden baktığımızda nötr olması lazım. Yani sinirleri alınmış olması lazım. Ne gibi? Dünya Kupası finaline çıkan bir uluslararası hakem gibi. Kimliğini, sempatisini, tarafgirliğini eğer varsa soyunma odasında bırakmış ve kupa finalinde oynayan takımlara eşit adil davranan gibi. Oysa burada barış gücü öyle bir havanın içerisinde değil ki. Barış gücü adanın kuzeyi işgal edilmiş. O işgal edilmiş topraklardakilere karşı ülkenin insanını savunuyor gibi bir algının içerisinde. Bundan vazgeçin artık. Böyle bir hava yok ki. Burada bir devlet var. Bu ciddiyeti de görün. Görün. Bunu görmüyor. O yüzden işte orada Pile'de üniversitenin açılmasına, sinema yapılmasına, Rumların Pile köyünün Güney Kıbrıs'a bakan kısmındaki sınır hattını açıp o toprakları defakto bir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarının içerisine katmasına, oradaki farklı legal illegal faaliyetlere göz yummasına neden oluyor barış gücünü seyrediyor. Ve onlardan barış gücü misyonundaki askeri personel de istifade ediyor. Bunların nasıl mukayese edeceğiz? Onlar yaptı, bize müsaade etmiyorsunuz. Bir defa burada olmaları illegal. Burada neyi konuşacağız? Yani orada stratejik bir faaliyet mi var? İşin güvenlik boyutu, askeri boyutunu zaten hiç konuşmuyorum. Yani Rum'un orada yıllar boyu devam eden tahkimatları, silahlanması, teçhizatlanması, bunları Sağır Sultan bile biliyor. Görmüyor mu barış gücü oradaki faaliyetleri? Rum'un o bölgedeki silahlanmasını görmüyor mu? Oradaki tahkimatları güçlendirmesini, oraya o bölgeye yönelik yaptığı yığınakları görmüyor mu? Gözünün önünde hepsi. Bunlar yokmuş gibi davranacaksınız. Altı üstü 4 kilometrelik bir yol açılacak. Nerede? Köyde. Kim istifade edecek? Sivil halk. Kim istifade edecek? Köylüler. Kim istifade edecek? Orada yaşayan kendi halinde vatandaşlar. Yıllardır da o vatandaşların bu talepleri var zaten. Hepsi var. Dolayısıyla hiç konuşacak bir tarafı yok. Yani mızrak çuvala sığmıyor. Dolayısıyla işin özü şu. İki yüzlüler. O iki yüzlülüğe bir örnek daha verebilirim. Yüzlerce veririz. Sürekli çözümden bahseden bir Güney Kıbrıs var. Ama bugün Rum basında bir haber vardı. Rum Gümrük Dairesi'nin haberin, yani onlarla ilgili haberde şöyle bir detay var. AB'nin verdiği talimat doğrultusunda güneyden Kıbrıs'ta akaryakıt alanlar, Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt alacak Rum vatandaşları geçişlerde ekstra olarak da 10 litreye kadar yedek alabilirler. Ancak birkaç kişi bununla ilgili sorun yaşıyor. Rum Gümrük Dairesi çalışanları hem onlara ceza kesiyor yedek olarak aldıkları benzinden dolayı, yakıttan dolayı. Ceza kesiyor, üzerine el koyuyor ve şöyle bir yanıt veriyor. Rum Gümrük Dairesi yeşil hat tüzüğünü tanımıyor diye bir yanıt veriyor. Yeşil hat tüzüğü üzerinden biz ticaret yapmıyor muyduk? Nasıl oluyor da tanınmıyor? İşte iki yüzlülük. Ya da çözümden anladıkları bu mu? Sürekli çözümden bahseden bir Rum tarafı varken. Bizi görmezseniz, bizim buradaki fiziki varlığımızı, mevcudiyetimizi görmezseniz, hala kendinizi Kıbrıs Cumhuriyeti ve bu cumhuriyetin de sahibi olarak değerlendirirseniz, Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıs Türk halkını ikinci sınıf olarak değerlendirirseniz, Kıbrıslı Türkleri,
Kıbrıs Türkleri Rumların kanatları altında ikincil değerlendirirseniz, azınlık olarak görürseniz bakış açısı da bu olur. Bakış açısı bu olur. Yani tekrar dönüyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti var diyorsanız hala Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları devletin asli unsuru olarak değerlendiriyor. Primary element diyor. Asli unsur. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuranlar Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardır. Sen daha zenginsin, dolayısıyla daha avantajlısın. Senin nüfusun daha fazla, dolayısıyla sen daha güçlüsün. Sen Avrupa Birliği'ne yakınsın. Sen efendim Avrupa Parlamentosu'nu kendine çekmişsin. İstediğin gibi raporlar hazırlatıyorsun. Dolayısıyla sana daha çok oy vereceğiz demiyor. Anayasa diyor ki bu devleti kuranlar Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar. Bu kadar net. Şimdi bütün bunların üzerine magazin şeyler yapıyorlar. Yok efendim benzin aldın mı almadın mı falan, akaryakıt deposunu kontrol ediyoruz. Kim? Kendi vatandaşlarına. O vatandaşlarda da suç var. Sen ne yapıyorsun kardeşim dese ya. Dese ya sen ne yapıyorsun diye. Aldığı yanıt, yani iddialar bu yönde. Biz Yeşil Hat tüzüğünü tanımıyoruz olmuş. Yani tutacak bir tarafı yok. Ha bu arada bir şey daha söyleyelim. Yeşil Hat deyince biz 64 itibarıyla Lefkoşa'dan başlayarak bir sınır hattı çekmiş ve ona yeşil hat demiştik. 74 itibarıyla devletin sınırları belli olduktan sonra artık yeşil hat diye bir şeyimiz kalmadı. Bugün devletin sınırları var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları var. Dolayısıyla terminoloji anlamında da dikkat etmekte fayda var. Devletin sınırlarından bahsediyoruz. Evet. Son olarak da New York'taki görüşmelere değinmek istiyorum. İki lider de New York'a gidecek. Öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar parti genel başkanlarıyla bir araya gelecek. Üçlü görüşme için Hristodoulis bir baskı yapıyor Antonio Guterres'e. O noktada durumumuz, tutumumuz, tavrımız nasıl olmalı? Yani buradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim masaya yatırdığımız şey eşitlik ve egemenlikle ilgili olarak çok farklı. Hristodoulis'in daha öncekiler Anastasiadis, Hristofias ve daha öncekilerin masaya getirdiği ve masada tartışmayı düşündüğü şey çok daha farklı. Dolayısıyla buradan bir uzlaşma çıkmaz. Ha, görüşme iyidir, müzakere iyidir. Yani müzakere etmekte fayda var. Ama şunun da altını çizmek lazım. 2017 itibariyle Crans-Montana'da görüşülenler ve o dönem Anastasiadis'in hep bana, hep bana diyerek taviz üstüne taviz aldığı, tabii bunda orada bizi temsil edenlerin katkısı ne orandadır ayrıca tartışılır. Bunu bir kenara bırakıyorum. Ve inanılmaz bir açgözlülüğün içerisinde daha fazlasını istediği ve son geldiğimiz noktada da Kıbrıs'ta efendim Türkiye'nin garantörlüğünün sıfırlanması, Türk askerinin de belli bir sürede, ki bu belli bir süre olabilecek en kısa sürede adadan ayrılması gibi bizim hiçbir şekilde muhtemelen tartışmayacağımız şeyler. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz ama müzakere iyidir. Diplomasinin hoş güzel yanlarından bir tanesidir. Masaya güçlü gidersek, ki güçlü gideceğimizi düşünüyorum. En azından Rumlara derdimizi bir kere daha anlatmış oluruz. Ama somut bir sonuç, en azından bir seri görüşmenin sonuna kadar gelmeyecektir. Muhtemelen uzun bir süre de gelmeyecektir. Bir sonuç çıkmayacağını muhtemelen söylediniz. Yani iki taraf da, iki lider de bunun zaten böyle olacağını bilir. Yani Hristodoulis olmasa da evet Ersin Bey katılıyorum söylediklerinize demeyecektir. Veya Ersin Bey bizi temsilen orada doğru ne istiyorsanız verelim demeyecektir. Yani Crans-Montana'da konuşulan ve verilen tavizler, çok üzerinde durulmadı maalesef bizde. Onların da artık söz konusu olmayacağını düşünüyorum ve masaya sıfırdan
Ama bir kararlılıkla başlanacağını düşünüyorum. Devlet o kararlılığı, yani determinasyon anlamında kararlılığı PİLE'de gösterdi. Hukuki anlamda bunun devamı, görüşme süreci başlarsa orada da gösterecektir. Çok net ortada dediğiniz gibi bir sonuca varmayacağı, iki farklı politikayla zaten gidiliyor. Peki bu saatten sonra artık Avrupa Birliği'nin veya Birleşmiş Milletler'in başka bir yol arayışını gündeme getirmesi gerekmiyor mu sizce? Bu tabii şey, umutsuzluk olarak değerlendirilmemeli. Hı hı. Kötümserlik, karamsarlık olarak değerlendirilmemeli. Yani şöyle bir şey söylemek de yanlış. Madem hiçbir sonuç çıkmayacak, neden görüşelim? O öyle bir şey olmaz. Yani 8000 kilometre karelik bir adada yaşıyoruz. Bu adada yaşamak zorundayız. Her iki taraf için söylüyorum yani. Rumlar için de, Kıbrıslı Türkler için de. Dolayısıyla en azından asgari müşterekte buluşmanın yolları açılabilir. Yani bununla ilgili jestler, örneğin işte önümüzdeki süreçte bir müzakere dönemi başlayacaksa, böyle tuhaf tuhaf işte sınır kapılarında Rum gümrükçülerin, Rum polislerin arabaların akaryakıt depolarını kontrol etmesi gibi şeyin ortadan kalkması lazım. Diplomasi küçük adımlarla ve iyi niyetle, goodwill'le başlar. İyi niyeti ortaya koyacaksınız. Sonra bunlar mozaiğin parçaları gibi bir araya gelir ve hakikaten arzu edilen ve istenen bir sonuç veya en azından bir başlangıç noktasına varılır. Bunlarla varılmaz. Yani kötümser olmak istemem. Bilim zaten kötümserliği kaldırmaz ama muhtemeldir ki daha önceki görüşme süreçlerinde aynı şeyi yaşadığımız için düşünüyorum. Tarih netleşince o döneme kadar geçecek sürede Yunanların ve Rumların çok sevdiği ve devamlı kullandığı kontrollü gerilim stratejisiyle bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Yani bunu kaşıyacaklar ve köpürtecekler. Ve masaya giderken de bir takım tali problemlerle gidilmiş olacak. Onları magazinsel sorunlar olarak değerlendiriyorum. Aslında hiç kale almamak lazım ama Rumlar ve Yunanlar bundan çok hoşlanıyorlar. Yani az önce konuştuğumuz PİLE son derece insani bir konuyken bir anda önce bir sorun haline getirildi. Sonra uluslararası sorun oldu. Sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşüldü. Hiç mi işiniz yok? Görüşecek her konu bitti mi? Yani ekolojik dengelerle ilgili sorunları bitirdiniz mi? Ozon tabakasındaki deliği hallettiniz mi? Kutuplardaki zavallı ayıların nesli tükeniyor. İnanılmaz bir buzul erimesi var. Ona çözüm mü buldunuz? Sudan'da açlığa çözüm mü getiriyorsunuz? Somali'de neredeyse 100 yıldır devam eden iç savaşı mı durdurdunuz? Hangisine yönelik bu kadar hızlı, bu kadar apansız toplandınız da bir karar çıkardınız? Neyi görüştünüz? Neyi görüştünüz? 4 kilometrelik yolu görüştünüz ve Türkiye'yi kınadınız. Yani ciddi işlerinizin olması lazım. Eğer siz gerçek anlamda saygı görmek istiyorsanız onu hak edecek davranışların içinde bulunmalısınız. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Parlamentosu, İngiltere, Okyanus Ötesi'nde Amerika. Yoksa çok komik şeyler oluyor. Evet. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Türk muhabirin Birleşmiş Milletler'e sorduğu bir soru vardı. Ara bölgede, az önce de biz konuştuk zaten, ara bölgede Güney Kıbrıs'ın yaptıkları ve bize PİLE yolunda çıkartılan o sorunlar bunun üstü kapalı bir şekilde ikiyüzlük değil mi diye soruldu ve bir yanıt da alamamıştı. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun tekrardan. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşeceğe dek şimdilik hoşça kalın. Kaç dakika konuştuk?